Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda çantamda ne var 2018'i paylaşacağım. Evet, ağır yine. Biliyorsunuz ki şu an hala da tatildeyiz. Ama bu demek olmuyor ki videolar için yine bu çantayı, yine bu defterleri göreceğim. Ama olsun. Eğer videomu ilk defa geldiyseniz veyahut da beni ilk defa gördüyseniz, ben Deniz Güçlü. Çünkü bu video çok fazla izleniyor. Ve bu yüzden beni çoğu kişi tanımayacak. Öyle yani. Ve beni daha çok tanımak için kanalımdaki diğer videoları da göz atabilirsiniz. Çok uzattım. Hemen başlıyorum. Evet. Çantam böyle. Şuraya baktığınızda önce Adidas sandınız ama değil. Çakma da sandınız. Bilmiyorum. Çantam adı Addison. Şu an karnım ağrıdı kaldırmaktan. Addison ne markası bilmiyorum ama biz Bimex'ten aldık. Şimdi Bimex'te okul çantasının ne alakası var? Benim 450 TL'lik falan bir çekim vardı oradan. Tabletim bozulmuştu. Onun yerine öyle bir çek vermişlerdi. Ve Bimex kendini yeniliyormuş. Yenilerken de çok az eşya vardı ve bu yüzden artık hani, çünkü 400 lira harcasak 50 lira içeride kalacak. O para da yanacak yani. Bir daha kullanamayacaktık. O yüzden ben de okul çantamı oradan alayım dedim. Fiyatı 80-85 TL'ydi ki hani bu fiyatı indirimde daha güzel bir çanta alabilirdim. Ama dediğim gibi oradan almak durumundaydım. Ve çantamdan memnunum. Çok güzel gözleri var. Çok fazla gözü var. Ve seviyorum çantamı. Yani gidin bir Bimex'ten alın demiyorum. Hala var mı bilmiyorum ama çanta hakkında neden bu kadar çok konuştum? Hadi başlayalım. O zaman en önden, en fazladan. Yani en büyükten başlıyorum. Öncelikle şöyle bir şey var. Evde buldum. Böyle kalp. Bu ne alaka? Tamam, o zaman devam ediyorum. Açtığımda burayı... Hayır ya, görmek istemiyorum. Şöyle kitaplar var. Ve burası ikiye ayrılıyor şu orta kısımdan. Şimdi kitapların olduğu yere geliyorum. Önce bugün günlerden ne bilmiyorum ama bugün başladım bu kitaba. Aiden diye okunasının bir dünya hikayesi. Çok fazla kalın. Ben çok fazla kitap okumuyorum. O yüzden çok fazla geldi bana. 600 küsür sayfa. Bunu da çoğunlukla tabii ki okulda okuyacağımdan dolayı çantamın en orta kısmında, yani en görünebilen kısmına koydum. Aiden böyle bir kitap, bir dünya hikayesi. Fiyatı 34 liraymış. Zaten babam almıştı. Ben almadım. Şu anda en başlarındayım. Bitirdikten sonra zaten size söyleyeceğim. Sonrasında defterler. Bu ne defteri? Bu fen defteri. Yazımın mükemmeliyeti. Bu nasıl bir cümle? İngilizce defteri. Burada bunların çoğunu Lüm'den aldım. Söylemiştim size. Bak nasıl başlıyor? Ha, buradan başlıyor. Ben diyorum hiçbir şey yazmadım mı? Böyle falan. Kurs defterim olması lazım. Kurs defterim burada... Yo pardon. Türkçe. Ama Türkçe'de şöyle bir şey var. Bu yazı ne? Türkçe'de şöyle bir şey var. Biz çizgisiz defter kullanıyoruz. Mesela iyi günde, kötü günde. Mesela arkadaşlıkla alakalı bir paragraf falan yazıyoruz. Deneme yazıları falan yazıyoruz. Ben ne kadar güzel çizmişim. Ben okulu özledim ya. Vallahi özledim. Evet. Belli oluyor mu? Olmuyor. Aslında Türkçe ders kitabı. Buradan da özel okula gitmediğimi anlıyorsun. Çünkü çoğu kişi Doğa Koleji'nin kitapları olduğu için bana diyor ki Doğa Koleji'ne mi gidiyorsun? Hayır. İngilizce, matematik çok fazla kullanmıyoruz. Bazen işte hoca diyor kitapları çıkarın. Ben diyorum yok. Ve tabii ki de hoca artık alıştı. Ama şimdi öylesine göstermek için koymuştum. Müzik kitabı. Ve tabii ki de kalem kutum. Kalem kutumun zaten ayrıntılı videosunu çekmiştim. O yüzden izlemeyenler varsa aşağı linkini bırakacağım. İzleyebilirler. Ama buradan tek bir şey göstereceğim. Tabii ki de lip balmım her zaman içerisinde duruyor. Yeniden. Mentollü zaten. Ve burası böyleydi. Bitti. Şimdi şuraya geleceğiz. Flüt çıkıyor, flüt. Flüt izliyor. Ha, şimdi çalayım biraz.
Arkadaşım eşek nasıldı? Nasıldı ya? Unuttum. Burası çok karışık. Burayı çok kullanmıyorum. O yüzden şu an hiç ayarlamadım çantamı. Sadece kitapları koydum, o kadar. Bir de şeyimi koymuştum, cüzdanımı. Bir tane cetvel çıkıyor. Bir tane cetvel çıkıyor. Bu da esnek olanlar. Şimdi kıracağım. Bak ne? Ha, şey voleybol için şeye gitmiştik. Bu da kalbimi ritmi. Herkesinki dümdüz. Benimki. Sonrasında. Pembe niye böyle? Selam. Şimdi üzerinden, yani bir önceki kısımdan üzerinden 2 saat geçti. Bu problemimi zaten sosyal medyadan hepinize duyurdum. Şimdi devam edelim. En son canım Faber-Castell'le biliyorum. Zaten göstermiştim. Bayağı güzel kalemler. Gerçekten eğer kalem alacaksan zaten Faber-Castell'i tercih edin. Ama bunlar ayrı bir güzel yani. Ve kutusunda metaldi. Metal miydi? Metaldi galiba. Böyle sert olması bayağı güzel ve kullanışlı. İçerisinde zaten 12 tane renkli boya kalem var. Gördünüz zaten. Sonrasında bu ne? Bu arkadaşlar bildiğiniz havlu ama küçük. Bunu Carrefour'dan almıştık. Almıştım. Bu ne için? Arkadaşlar bildiğiniz gibi okullarda havlu yok. Ve bende şöyle bir şey var. Elimi yıkadıktan sonra eğer bir yere silmezsem sanki böyle bütün bakteriler elime yapışıyormuş gibi hissediyorum. Bu düşünce neden var bilmiyorum. O yüzden havlu kullanıyorum okulda. Daha öncesinde peçete kullanıyordum. Fakat hani hemen bitiyor peçeteler, dayanmıyor. O yüzden en iyisi havlu. Sonrasında şöyle bir şey var. Bunu aslında pek çok kullanmıyorum. Arkaya kaçtı. Şurada şu sticker'dan var. 4 tane kullanmadım bunları hiç. Yani hiç değil, çok az kullanmışımdır. Kalemler ve şurada post-it var. Ve bu kutu çok tatlı değil mi? Çekilişte de böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hatta belki bunu size verebilirim. Ama tabii bazı şeylerin yenisini alacağım. Neyse. Bir de böyle bir şey kullanıyorum, yanımda taşıyorum. Bazen çünkü sadece bütün derslerde test çözüyoruz. O zaman bayağı işime yarıyor. Sonrasında bir adet not kağıdı. Not kağıdı. Notebook. Her neyse, bunu sadece ve sadece gerçekten derste arkadaşlarımla konuşacaksam boşu boşuna harcamayayım diyorum. Bunu kullanıyorum. Hatta şu an buradaki şeyleri göstermesem daha iyi olur. Da canım dosyam var. Bunu da BİM'den aldım. Bu şöyle çoklu olan dosyalardan. Şöyle. Buralarda ne var? Şöyle şu düzenleyiciden var. Hatta bunu çekilişte vermiştim zaten. Bunlardan bir tane. Şöyle bir kağıt var. Çok güzel. YouTube şeysi var. Burada kalıyor. Sonra burada bir sürü test var. Buraları boş. Sonra renkli A4 kağıtları falan var. Normal A4 kağıdı falan var. Sünger falan. Burası bitti. Evet, şurası bitti. Şimdi şu yana geliyorum. Aa, bu yan boş. Buraya arkadaşlar su kullanıyorum. Buraya su şişemi koyuyorum çoğunlukla. Bu tarafı geçelim. Yanda da bir tane cebi var. Şöyle. Allah'ım, burayı açmamıştım. Burada kalemler var. Bu kalemler bize nasıl ulaştı biliyor musunuz? Arkadaşlarıma da. Bir tane çıkışta gidiyorduk. Sonrasında bir tane adam geldi ama arabayla. Sonra bize bu kutunun içerisinde bir sürü bunlardan vardı. Avuç verdi bize. Anlamadık yani. Biraz garipti. Bunlardan var. Bir annemin bana hediye almış olduğu bir adet parfüm var. Ama bu biraz ağır koktuğundan dolayı böyle sınıfta bazen, biliyorsunuz, her sınıfta olduğu gibi iğrenç kokular ortaya çıkabiliyor. Onun için okulda belki böyle sınıfa sıkmak için falan kullanıyorum. Ve zenginim. Para sanmıştım ama değil, bu bunun süsü. Bakın. Bir adet aseton var. Okula giderken ojelerimi çıkartmayı her zaman unutuyorum. O yüzden onun için. Bir de pamuk da vardı da. Tamam, bunlar burada dursun.
Sonrasında tabii ki en önemli kısma geldik. Ay konuşamadım. Ön kısım. Şimdi burayı açıyoruz. Öncelikle tarak. Tarağı her zaman götürmüyorum. Sadece böyle o gün saçıma özendiysem ya da toplamadıysam, yani açık bıraktıysam tarak götürüyorum yanımda. Sonrasında bir adet, bunu bu arada kendim ördüm. Böyle bir şey var. Bu arada bunlar çok tatlı ve kızların her çantası açılmaz. Bunu da öğreniyoruz. Sonrasında Holiday Whistles yazan bir adet şöyle metal kutu vardı, tam çöktü. Bunda Woobox'tan çıkmıştı yani bu da. Ve boş, hayır, bir tane şey kalmış. Tebeşir, bizim tahtalarımız tebeşirli arkadaşlar ama yeni yani. Ve bunun ağzına kadar doluydu. Yeni alacağım. Sonrasında bir adet parfüm. Bunu günlük olarak kullanıyorum. Bu mini dream olanı. Bunların mini seksisini, mini pink. Ben mini pink'i kullanmıştım. Bunlar çok güzel kokuyor. Şu markanın. Şu altta yazıyor. Şu an okuyamayacaksın ama uzun bir marka. Son iki tane şey, şunlardan var biliyorsunuz göz için. Sonrasında zenginim. Şeyim var. Cüzdan. Cüzdanımda ne var yapayım mı? İster misiniz? Şurada kartlar falan var çünkü bayağı. Yani kartlarımı falan görmek istiyorsanız aşağı yazın, cüzdanımda ne var yaparım. Oje. Ben ilk defa gördüm. Nerede koydum bunu? Oje var. Bu pastelin 54 numarası. Bu bir kat sürdüğünüzde şeffaf ama hafif böyle rengi varmış gibi oluyor. Yani okulda gerçekten çok güzel. Birkaç kat sürdüğünüzde hafif böyle toz pembe oluyor. Zaten toz pembe şöyle. Ve her zaman. Çantam bu kadar. Aa, bir şey var mı? Yokmuş. Çantam bu kadardı. Evet. Nasıl? Kapak resmi yapılır. Bunu gördünüz. Evet arkadaşlar, benim çantamda ne var? Bu kadar. Dediğim gibi bu ne ya? Saçıma takıldı küpem. Küpelerim nasıl? Güzel değil mi? Brujum falan çıkmış. Çünkü arkadaşlar ilk kısmı çektikten sonra 2 saat sonrasında çekebildim. Çünkü odam doluydu. Evet, beni ilk defa gördüyseniz ve sevdiyseniz aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca diğer videolarıma bakabilirsiniz. Bu arada benim saçlarım her zaman kırmızı değildi. Yani bir önceki videom, yok ondan bir önceki videom saçlarımın boyama videosuydu. Onu da izlemediyseniz kanalımdan izleyebilirsiniz. Dediğim gibi hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aşağıdan da videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum. En önemlisi yorum. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyorum. O yüzden yorum benim için çok önemli. İyi kötü ne düşünceleriniz varsa aşağıdan. Video çok uzun oldu. Video çok uzun oldu. Aşağıdan belirtmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Kapatamadım. Ha bu arada şöyle bir defterim var. Bunu hiçbir zaman yanımdan ayırmadım. O yüzden göstermek durumundayım. Şöyle bir defter. İçerisinde her şeyimi yazıyorum. Birazdan göstereceğim. Evet böyle. Şimdi bunları göstereyim. Böyle not alınması gereken her şeyi alıyorum. Böyle yani bunlar bayağı var.